Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Edebiyat videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda milli edebiyat döneminde şiire geçiyoruz ve milli edebiyat döneminde şiirden, Türkçe şiirden, Ziya Gökalp'ten ve Mehmet Emin Yurdakul'dan bahsedeceğim. Milli edebiyat döneminde şiir dediğimizde arkadaşlar biliyorsunuz milli edebiyatta çok önemli bir makale yayınlanmıştı. Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan makalesi yayınlanmış ve dilde sadeleşme adına çok önemli bir adım atılmış idi. İşte milli edebiyat döneminde şiirde de bu makalenin etkisiyle şairler sade dille halkın anlayacağı bir şekilde şiirlerini ne yapmışlardır? Kaleme almışlardır. Tabii şimdi milli edebiyat şiiri dediğimizde arkadaşlar milli edebiyat döneminde şiir. Şimdi biliyorsunuz bizim divan şiiri geleneği vardı. Köklü bir gelenek. Tanzimat döneminde batılı şiir yavaş yavaş edebiyatımıza girmeye başladı. Tanzimat'ta, ikinci dönemde, Servet-i Fünun'da, Fecrati'de böyle batılı şiir anlayışı yavaş yavaş edebiyatımıza girmeye başladı. Bir yandan da divan edebiyatı etkisini özellikle aruz ölçüsü bağlamında sürdürüyordu. İşte milli edebiyat dönemine geldiğimizde bazı şairler, bazı sanatçılar dediler ki artık yeter. Bizim kendi kültürümüz var, kendi dilimiz var, kendi şiir geleneğimiz var. Öyleyse biz kendi şiir geleneğimizden hareketle şiirlerimizi ne yapmalıyız? Oluşturmalıyız. Peki bizim öz kendi şiir geleneğimiz nedir arkadaşlar? Halk şiiri geleneğidir. Dolayısıyla da arkadaşlar milli edebiyat döneminde şiir yazan şairler halk şiiri geleneğinden yararlanmış ve hece ölçüsünü kullanmışlar. Dörtlüklerle şiirler ne yapmışlardır? Yazmışlardır. Ve bu dönem yazılan şiirlerde hangi yön ağırlıklıymış değerli gençler? Didaktik yön ağırlıklı. Didaktik demek ne demekti? Öğretici, bilgi verici, bir nevi okuyanları da harekete geçirici şekilde yazılan şiirlere biz ne diyoruz? Didaktik diyoruz ve milli edebiyat döneminde yazılan şiirlerde didaktik yön ağırlıklıdır. Hatta bazen bu şiirde kuruluğa da neden olmuştur. Peki milli edebiyat döneminde şiir yazan şairlerimiz hangi temalar üzerinde durmuştur? Tabii ki başta vatan sevgisi, Türkçülük düşüncesi, memleket güzellikleri üzerine durulmuştur. Tabi burada dönemin koşullarını da düşünmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Balkan Savaşları yaşanıyor. Peşi sıra Kurtuluş Savaşı yaşanıyor. Ve dolayısıyla da tüm halkla beraber aydınlar üzerinde de Türkçülük, milliyetçilik düşüncesi hakim olmaya başlıyor. İşte bu Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinin şiire yansımış hali aslında milli edebiyat dönemi şiirinde ne yapıyor? Ana omurgasını oluşturuyor. Onu da söylemek lazım. Tabii ki bu Türkçülük, milliyetçilik, vatan sevgisi gibi konular coşkulu bir edayla ne yapmıştır? İşlenmiştir. Tabii bu demek değil ki milli edebiyat döneminde şiir yazan herkes vatan millet Sakarya edasıyla sadece milliyetçi, vatan sevgisi, memleket sevgisini anlatan şiirler yazmıştır. Hayır, tabii ki şiirin olmazsa olmazı aşk teması, değil mi? Ve bireysel temalar da işlenmiştir bunun yanı sıra değerli gençler. Ve milli edebiyat dönemine baktığımız zaman, milli edebiyat döneminin içerisine baktığımız zaman aslında 3 şiir anlayışı kendini gösteriyor arkadaşlar. Türkçü şiir anlayışı var. Böyle Türkçülüğün, milliyetçiliğin, Turancılığın böyle ağırlıklı bir şekilde işlendiği bir Türkçü anlayış. Halkın yaşamını yansıtan manzumeler var ve saf şiir var. İşte bu üçlü video serimizde bunların tamamından ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Şimdi Türkçü şiirden hatta son kısımda da milli edebiyat içerisinde yer alan bir şiir topluluğumuz var. Beş Hececiler. Üçüncü kısımda da Beş Hececilerden bahsedeceğim sizlere. Şimdi bir Türkçü şiirden bahsedelim bakalım değerli gençler. Şimdi Türkçü şiir Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşları ve ardından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin heyecanıyla oluşan şiirlerdir. Şimdi düşünün Balkan Savaşları ki aslında Türk halkını, Türk aydınlığı derinden sarsmıştır arkadaşlar. Balkan Savaşları'nda biz hangi uluslarla savaştık? İşte Yunanlarla, Bulgarlarla savaştık ve onlar yüzyıllardır aslında Osmanlı toprağı içerisinde yer alıyordu ve bizim hakimiyetimiz altındalardı. Ama Balkan Savaşları ile beraber kendi bağımsızlıkları için mücadele ettiklerinde bu sefer karşı karşıya geldik ve yıllardır iç içe olduğumuz halklarla savaşmak hem Türk halkını hem Türk aydınlığı derinden sarstı. Orada yaşanan acılar milliyetçilik, Türkçülük düşüncesinde ne yaptı? Arttırdı. Hemen peşi sıra gelen Kurtuluş Savaşı zaten yine milliyetçilik duygusunu arttırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yeni bir ülke, Türk Devleti, yeni kurulan Türk Devleti onun heyecanıyla beraber arkadaşlar pek çok şair Türkçü şiirler ne yapmıştır? Yazmıştır arkadaşlar. Ve bu Türkçü şiirler yazılırken tabii ki sade bir dil
göze çarpar. Hece ölçüsüyle milliyetçiliği destekleyen ve halka moral veren, değil mi? Şimdi niye? Şimdi Balkan Savaşları var. Orada bir halkı moral vermesi lazım. Halkta Türklük bilinci, Türkçülük bilincinin oluşturulması lazım. Hakeza Kurtuluş Savaşı o şekilde. Bir de yeni bir devlet kurulmuş Cumhuriyet'in ilk yılları. Orada da bu Türkçülük anlayışı ne yapmıştır? Devam etmiştir değerli gençler. Ama tabii ki böyle hani vatan, millet, Sakarya diyebileceğimiz hamasetin de çok üst düzeyde olduğu bu şiirlerde maalesef sanatsal yönde zayıftır. Çünkü ana amaç zaten sanat yapmak değildir. Türklük bilincini, Türkçülük düşüncesini şiir yoluyla insanlara aktarmak, didaktik yönle bunları okurlara sunmaktır arkadaşlar. Onun için Türkçe şiirlerin sanatsal yönü zayıftır diyebiliriz bu noktada. Mesela Türkçe şiir derken ki buna en güzel örneklerden birisi Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken adlı şiiridir arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim Türkçe şiir nasıl olur bunu da görmüş olalım. Bakın ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Muhammed'in kitabını kaldırtmam. Osmancığın bayrağını aldırtmam. Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi viran olmaz giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı, evim köyüm hep bu yerin bucağı, işte vatan, işte tanrı kucağı, ana yurdun evlat bozmaz giderim diye devam eden bir şiirdir. Ve aslında bu şiir Türkçü şiirin de ilk örneği kabul edilir ve bundan sonra da bu tarz şiirler yazılmaya devam edilmiştir değerli gençler. İşte bu tarz şiirlere biz ne diyoruz? Türkçü şiir diyoruz. Peki Türkçü şiirde ön plana çıkan İki sanatçımız kimdir arkadaşlar? Birisi Ziya Gökalp, diğeri ise Mehmet Emin Yurdakul'dur. Şimdi onlardan bahsedelim. Şimdi Ziya Gökalp çok önemli bir şahsiyet arkadaşlar. Ziya Gökalp sadece şair, edebiyatçı yönüyle değil, aynı zamanda teorisyenliğiyle, ideolojik düşünceleriyle de ön plana çıkan bir kişidir ve sembol bir isimdir. Hatta şunu da söyleyelim. Mustafa Kemal Atatürk aslında iki şairden çok etkilenmiştir. Bunu net olarak görüyoruz. Batıcılık anlamında Tevfik Fikret'ten, Türkçülük anlamında da Ziya Gökalp'in görüşlerinden etkilenmiştir. Bunu da belirtmek isterim değerli gençler. Ziya Gökalp hatta ilk başta milliyetçilik düşüncesini böyle bir Turancılık olarak ortaya koymuş. Turan İmparatorluğu'nu benimsemiştir. Peki Turan İmparatorluğu nedir? Dünyadaki tüm Türklerin, tüm Türk devletlerinin bir araya gelip büyük bir imparatorluk kurulması. İlk başta o hayali, o ideali ortaya koymuştur Ziya Gökalp. Ama daha sonra gelişen olaylar, Kurtuluş Savaşı sonrasında Anadolu'da bir Türk yurdu düşüncesini benimsemiş. Milliyetçilik anlayışını biraz daha daraltmıştır Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'in milliyetçilik tanımı aslında Atatürk'ün de kabul ettiği bir tanımdır, onu da söyleyelim. Ziya Gökalp bu topraklar içerisinde yer alan, kendini Türk hisseden herkes Türktür demiştir. İşte bu ne mutlu Türk'üm diyene sözü de aslında bir nevi bunu destekleyen tarzda bir sözdür değerli gençler. Ziya Gökalp'in bu sözü. Dolayısıyla da şairliğinden çok düşünce adamlığıyla ön plana çıkan bir şahsiyettir Ziya Gökalp. Ziya Gökalp Türkçülük düşüncesini sistemleştiren kişi olarak bilinir ve ilk Türk sosyoloğu kabul edilir. Sosyolog demek ne demekti arkadaşlar? Toplum bilimci demekti. Bu anlamda önemli bir şahsiyettir Ziya Gökalp. Eserlerine bakacak olursak şiir olarak Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık. Sorularda bu 3 esere dikkat ediniz. Gelme olasılığı oldukça yüksektir arkadaşlar. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları gibi makaleleri de vardır. Kimin? Ziya Gökalp'in değerli gençler. Buna da dikkat etmek lazım. Geliyoruz Mehmet Emin Yurdakul'a. Mehmet Emin Yurdakul Türk Yurdu dergisinin kurucusudur ki özellikle o Balkan Savaşları sırasında falan aydınlar arasında milliyetçilik, Türkçülük düşüncesi yaygınlaşmaya başlıyor ve bu tarz dernekler ondan sonra dergiler de açılmaya başlıyor. Onlardan birisi de Türk Yurdu dergisidir. Bunu kuran da kimdir? Mehmet Emin Yurdakul'dur. Mehmet Emin Yurdakul'un önemli özelliği şudur. Demin bir şiir okumuştum ya gençler, Cenge Giderken diye, ki Türk-Yunan savaşları sırasında yazılmış bir şiirdir. Mehmet Emin Yurdakul daha milli edebiyat ortaya çıkmadan, daha böyle Türkçü şiirler sanatçılar tarafından tam benimsenmeden Cenge Giderken şiirini yazarak aslında bu tarz şiirlerin öncüsü olmuştur. Hece ölçüsüyle yazmış olduğu Cenge Giderken şiiri büyük yankı uyandırmış. Özellikle gençler arasında bir heyecan uyandırmış. Ve hece ile Türkçü şiir yazma çığırını da başlatmıştır. Kim? Mehmet Emin Yurdakul. Bu anlamda
önemlidir değerli gençler. Zaten şiir nasıl başlıyordu? Ben bir Türk'üm, dilim cinsim uludur dizeleri de bunu gösteriyordu. İşte tüm bunlar neticesinde Mehmet Emin Yurdakul'a iki unvan verilmiştir değerli gençler. Bu unvanlar nedir? Bir kere Türk şairi denmiştir Mehmet Emin Yurdakul'a. Bununla beraber milli şair unvanı da verilmiştir Mehmet Emin Yurdakul'a. Tabii pek çok eseri var Mehmet Emin Yurdakul'un ki Cenk'e giderken sorularda çok sık karşınıza gelir. Bununla beraber arkadaşlar Türk sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Turan'a Doğru gibi eserleri de vardır. Mehmet Emin Yurdakul diyoruz ve ilk videomuzu burada bitiriyoruz.